Pan de España, yani İspanyol ekmeği anlamına gelen bir nevi kek cinsi olan güzelliğimize ne yapıyoruz? İlk önce burada yumurta sarılarım var. Buraya yumurta beyazlarımı koyacağım. Yumurta sarılarım için hop böyle cumburlop yaptık. Ardından ne yapıyorum? İçerisine toz şekerimizi bocalıyoruz ve el mikserimizle hunharca karıştıracağız. Fakat ses inanılmaz derecede yüksek olduğu için şunu da söylemem gerekiyor. Burada stand mikserimize aynı anda yumurta beyazlarımızı da kabartabilirsiniz. Fakat yumurta sarılarımız şekerle beraber çırpılırken aynı zamanda da pişecek. Dolayısıyla içerisindeki bakteri de minnoş minnoş ölecek. O yüzden de hiç korkmayın. Bunu çırpın, güzel güzel çırpıyoruz. Kaynar suyumuzu koyacağız içerisine. Ardından da kenarda bu güzel merengimiz, yani kabartmış olduğumuz yumurtaklarımız olana kadar da bu kenarda bekleyebilir. Yani hiç korkmanıza gerek yok. Çevirmeye başladım. Yumurta sarılarımız şekerle beraber ve kaynar suyla beraber çok güzel burada pufik pufik oldular. Bunu kenara koyduk. Ondan sonra ne yapıyorum? Toz şekerim var, yumurta beyazlarım var. Güzel güzel. Bunu mikserimize koyuyoruz. Hoppa! Yaptım. Kenara koyduk, etrafı devire devire koyuyoruz. Ne yapıyorum? Merenk yapacağız, tamam mı? Mikserimizi, bu el mikseri de olabilir, stand mikseri de olabilir. Yorulmayacaksanız el mikseriyle de çırpabilirsiniz. Fakat yaklaşık olarak bu 7-8 dakika falan sürüyor. Tamam mı? O yüzden de stand mikseriniz varsa stand mikseriyle yapmanızı öneririm diyebilirim. Çevirmeye başlıyorum. Ve şunu da unutmayın, onu da es geçmeyeyim. En hızlı da, tamam mı? Stand mikserinde de, el mikserinde de en hızlı da çeviriyoruz. Ama eğer ki bu ikisi de yoksa ne yapıyorsunuz? Çırpma teliyle. O gerçekten çok fena. Yani bilmiyorum nasıl bir kol kası ister belli değil. O yüzden de mikser candır diyerek başlıyoruz. Bu çocuğumuzu açıyoruz. Şöyle. Merengimiz, yani kabartmış olduğumuz yumurta aklarımızı şöyle bir bakıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sert bir şekilde olacak. Yani şöyle gösterebilirim. Bakın, aldığınızda sert. Tamam, hiçbir şekilde kımıldamıyor. Biz buna hard pick diyoruz. Eğer ki yumuşak olursa soft pick anlamına geliyor. Evet, çok üzgünüm ama bunun Türkçe bir terminolojisi yok. Bunlar da İngilizce kelimeler kullanıyoruz mecburen. Bizimkiler ne yazık ki bizim dilimize göre bunu çevirememişler. Ama ne yapalım, işte biz de olduğunca çevirebildiğimiz kadarını çeviriyoruz. Şimdi ne yapıyorum? Bu yumurta sarılı kısmımı alıyorum. Bak, hepsini değil, azıcık, tamam mı? Minnoş minnoş koydum, ondan sonra durdum ve aşağıdan yukarı doğru fold ediyorum. Yani buna nedir? Havalandırarak karıştırma diyoruz ama bizim sektörümüzde, mesleğimizde fold etmek deniliyor. Aşağıdan yukarı doğru havalandırarak karıştırıyorum. Pufik pufik. Bunun amacı ne? Yumurta aklarını indirmemek ki kekimiz böyle kabarsın, puf 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 olsun. Zaten Pan İspanya dediğiniz şey, her şey pufluk üzerine kurulu diyebilirim. Biraz daha koydum. Ardından aşağıdan yukarı doğru, aşağıdan yukarı doğru havalandırarak karıştırıyorum. Hop hop. Yaptık. Hepsini çok iyi karıştırmanıza gerek yok. Birazcık karışsın bizim için yeterli. Sonra biraz daha, bir 3-4 kademede bunu yapabilirsiniz. Biraz daha koydum. Onu da acele etmeyin. Sakin sakin. Eğer ki burada çok hızlı çevirirseniz yumurta aklarımız hop diye aşağı doğru inecektir. Dolayısıyla ne olacak? Kekiniz kabarmayacak. O yüzden de böyle hanımefendi, kibar davranıyoruz ona. Yavaş yavaş çeviriyorum. Biraz daha çevirdim. Artık geri kalanını çok fazla düşünmemize gerek yok. Hop diye etrafı kirlete kirlete koyuyoruz. Bunu da ne yapıyoruz? Fold ediyoruz, yani havalandırarak karıştırıyoruz. Bu kenarda bekliyor. Şimdi kurlarımızı karıştırma zamanımız. Bir tane kasemi alıyorum, aşağıdan çıkarttım. Küçük bir tane çırpma telimizi aldık. Bunların adı çırpıcı değil. Biz bunlara çırpma teli diyoruz. Halk arasında genelde duyuyorum böyle çırpıcı çırpıcı diyorlar. Fakat o bu değil. Anlaştık mı? Ne yapıyorum? Unumuzu koyuyoruz. Şimdi kek yaparken, özellikle hafif kekler yaparken
Yoğun keklerde de aynı şey geçerli. Çok amaçlı un kullanmaya özen gösteriyoruz. Şimdi sert un vardır, yumuşak un vardır ve çok amaçlı un vardır. Genellikle ekmeklerde, turtalarda farklı çeşit unlar kullanabiliriz. Fakat biz pastacılar her zaman çok amaçlı veya özel amaçlı un yazar zaten unların üzerinde. Onu kullanırız. Böylelikle ne yapar, ne yapılır? Bütün her şey tutar. Çünkü sert unla yaptığınız şeyle mesela şey yapamazsınız, turta yapamazsınız ama ekmek yapabilirsiniz gibi. O yüzden de çok amaçlı un kullanıyoruz ki her yerde kullanabilelim diye. Burada unumuzu koyduk. İçerisine kakao mu koyuyorum? Sütlü şey de kullanabilirsiniz, kakao da kullanabilirsiniz. Bitter kakao da kullanabilirsiniz. Canınız ne isterse fakat şunu unutmayın. Rengi olabildiğince koyu olacak. O yüzden de bitter çikolatalı kakao kullanmamız her zaman için çok daha iyi olacaktır. Bu kuruları koyduğumuz zaman bir kaseye normalde hani karıştırmayabiliyor insanlar. Fakat en iyi yöntem nedir? Hepsini birlikte karıştırmak. Güzelce karıştırıyorum, karıştırıyorum. Mutlaka, yani diğer kekler çok önemli değil ama pandispan yaparken erimiş olduğunuzda olmanıza özen gösterin. Enerseniz çok daha bu neyi etkileyecektir? Kabarmasını etkileyecektir. Şimdi bazı arkadaşlar bana soracaklar. Bunun içerisine kabartma tozu atmıyorsun gibi bir şeyler ya veya vanilya koymuyorsun gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Fakat neden koymuyorum? Mesela vanilyayı neden koymuyorum? Burada zaten kakao gibi yoğun bir şekilde, baskın bir şekilde aroma veren bir minnoşumuz var. Ve yumurta akını ve sarısını kabarttığımız takdirde, şekerle kabarttığımız takdirde de kabartma tozuna ihtiyacımız olmaz. Yani bu fazla düşünmeye gerek yok. Zaten biz burada kabartma tozunun yapacağı şeyi yapmış bulunuyoruz. Ha, eğer ki bunları ayrı ayrı kabartmak istemezseniz kabartma tozu veya karbonat gibi çeşitli katkı maddelerini de kullanabilirsiniz. Şimdi esas olayımıza geldik. Yine karıştıracağız. Her şeyimiz karıştırma, karıştırma, karıştırma. Yarısını koydum. Bakalım bu kabımıza nasıl sığacak. Aldım ve yeniden İşte burada etrafa saçacaksınız. Gerçekten saçılabilir çünkü kakao zaten etrafa uçuşan bir şey. O yüzden de hiç alış etmeye sonra temizleriz. Karıştırıyorum yavaş yavaş. Tamamını karıştırmanıza gerek yok. Birazcık karışsın bizim için yeterli. Aşağıdan yukarı fold ediyorum. Birazcık. Bakın şu anda hareli hareli duruyor. Ardından geri kalanını koyuyorum. Ve bunu da yine karıştırıyoruz. Bakın güzelce karıştırdık. Yumurta aklarımız da inanılmaz derecede inmedi. Bunun içerisine mesela hani vanilya falan koymuyoruz. Çünkü kakaomuz var böyle çikolata bazlı bir aromamız var dedik. Ama içerisine mesela ben olsam ne yaparım? Azıcık bir Türk kahvesi koyabilirsiniz. Veya ona benzer bir güzel bir tarçın koyabilirsiniz. Çok azıcık ama çok baskın olmayacak. Sadece böyle tüketirken böyle aşağıdan aşağı damağınızdan güzel bir lezzet vereceğine inanıyorum. Kahveyi de denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bunu kalıba koyuyorum. Kakaolu pandispanya harcımız hazır. Bunu ne yapıyoruz? 17 santim çapında, 10 santim yüksekliğinde bir tane şöyle altı kapalı bir tane kek kalıbım var. Açık olanlardan da kullanabilirsiniz. Biz içerisine yıkanabilir kağıt koyup bunlara yapışmıyor. İsterseniz yağlı kağıt da koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Harcımızı içerisine koyuyoruz. Harcımızı koyduktan sonra spatulamızla şöyle sallıyoruz. Salladık, salladık, salladık ki bunu neden yapıyoruz? İçerisinde çok fazla böyle baloncuk olmasın diye. Şimdi ne yapıyoruz? 175 derece önceden ısıtılmış fırınımızı pişireceğiz. Fakat her zaman söylediğim bir şey var. Herkesin fırını birbirinden çok farklı. Kimisinin fırını 160 dereceyi 200 derece gibi pişiriyor. Kimisininkisi 200 dereceyi 160 derece gibi pişiriyor. O yüzden de kendi fırınızı tanımanız çok 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 önemli. Ama normalde kekler hangi derecede pişer de derseniz 175-180 derece diyebiliriz. Bu da 175 derecede ortalamada 30-35 dakika pişecek. Ama ne demiştik? Herkesin fırını birbirinden farklı. Klasik annem usulü ne yapıyoruz? Bir 30 dakikaya geçiyor. Tamam mı? 30 dakika boyunca kapağını asla açmıyoruz. Eğer ki ilk 30 dakika içerisinde kapağını açarsanız fırınızın kekiniz whoop derece sönecek. O yüzden de bunu istemiyoruz. 30 dakika bir bakıyoruz böyle kendine fırına bakıyoruz. O bize bakıyor, biz ona bakıyoruz. Sonra çubuğumuzu batırıyoruz. Bu çöp şişlerden batırıyoruz. Baktık kuru çıktı, oldu demektir. Şimdi ne yapıyoruz? Fırınımıza gidiyoruz. Hadi bakalım.
Kara orman pastamızın özelliklerinden bir tanesi neydi? İçerisinde vişne olmasıydı. Küçük minnoş bir spatulamı aldım. Burada sos tencerem var. Ocağımızı çalıştırıyoruz. Hemencik de yandı. İçerisine vişnelerimizi koyuyoruz. Burada kiraz koymuyoruz. Çünkü zaten panispanyamızın yeterli bir şekeri olduğundan dolayı kiraz kullanmıyoruz. Vişne kullanıyoruz. Donuk da kullanabilirsiniz. Taze de kullanabilirsiniz ama çekirdeği olmasın içerisinde. Bunu sos tenceremin içerisine aldım. Aynı anda vişne suyu da koyuyorum. Burada söylemem gerekiyor. Vişne suyu kullanmanıza gerek yok. Su da kullanabilirsiniz. Çünkü belki içmiyorsunuzdur, belki bulamazsınız, her şey olabilir. O yüzden bunun yerine su da kullanabilirsiniz veya vişneye gidecek herhangi bir meyve suyu da kullanabilirsiniz. Şöyle vişne suyumu koyuyorum. Ama vişnenin tabii ki bir acılığı var ya, onu istemiyoruz. O yüzden de içerisine toz şekerimizi ekliyoruz. Güzelce karıştırdık. Bu şeker tamamıyla eriyecek ve fokur fokur olana kadar elimizde şöyle yavaş yavaş karıştırıyoruz. Vişnelerimiz, şekerli vişnelerimiz güzel güzel kaynadılar, fokur fokur oldu. Üstündeki köpüklerini falan almamıza hiç gerek yok. Burada mısır nişastam var. Bulamazsanız buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Bunun içerisinde ne yapıyorum? Suyumu koyuyorum. Azıcık şöyle çözdürecek kadar. Biz bu işleme ne diyoruz? Bloom etmek diyoruz. Güzelce mısır nişastamızı çözüyoruz. Mısır nişastası ne işe yarar? Bağlayıcıdır. Aynı zamanda kıvam vericidir. O yüzden de pelte yaparken mısır nişastası kullanmak her zaman için mantıklı. Direkt mısır nişastasını koyarsanız muhakkak bu kadar sıcakta kesecektir. O yüzden de birazcık çözdürmemiz lazım. Şöyle minnoş minnoş koyduk. Onu karıştırıyorum. Zaten katılaşmasını sağlayacak. Aynı böyle şekersiz reçellerdeki pektin gibi. Karıştırdım, karıştırdım, karıştırdım. Ocağınızın altı en hızlı da değil, en yüksekte değil. En kısa alabilirsiniz ama kapatmayın. Birazcık karıştırıyorum, karıştırıyorum. Burada görüyorsunuz vişnelerimiz gözüküyor ama isterseniz böyle el blenderıyla tamamen geçip onu pürüzsüz bir kıvam haline de getirebilirsiniz. Bunu ocağımızı kapattık. Ayrı bir kaseye alıyoruz. Birazcık 5-10 dakika kadar soğumasını bekleyeceğiz. Ama çok böyle kaynar kaynar olmasın. Şu andaki buradan çıkan dumanlar gibi olmaması gerekiyor. Bunu başka bir kaseye aldık. Eğer ki aynı kasede durmaya devam ederse pişmeye de devam edecektir. Bunu istemiyoruz. Başka bir kasede soğuyana kadar bekliyoruz. Kekimiz pişti, güzelce soğudu. Peltemiz de kenarda soğudu. Yanında da krem şantimiz var, o da kenarda bekliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Birleştirmeye başlayacağız. Burada kekimiz var. Altına pasta altlığı koydum. Normal tepsi de koyabilirsiniz veya cam herhangi bir kase de koyabilirsiniz. Döner tablamız var. Burada da bu banyolarda olan böyle kaydırmazlar vardır ya, ondan koyuyoruz ki keserken veya sıvarken bu kaymasın, rahat rahat kesebilelim diye. Şimdi ne yapıyoruz? Ekmek bıçağımız var. Buna namı değer testere bıçak diyoruz biz. Testere bıçağımızı tutarken baş parmağımız burada, işaret parmağımız burada. Her zaman dikkat ediyoruz. Üste hiçbir zaman bıçakları kullanırken parmağımızı koymuyoruz. Şöyle tuttum, tamam mı? Sanki kolumun bir parçasıymış gibi düşünüyorum. O bana hakim olmuyor, ben ona hakim oluyorum. Ve doğal olarak çok da güzel kesebileceğiz ondan sonra. Şimdi ne yapıyoruz? Kekimizi keserken şöyle öne doğru tutarsam çok daha rahat göreceksiniz. Bıçağımızın orta kısmına getiriyoruz. Asla ucuna veya kenarına değil, orta kısmına gelecek. Şöyle tutuyorum. Bakın tam şu bitiş çizgisinden değil de biraz daha üstten keseceğiz. Kesebildiğimiz kadar düz kesiyoruz. Şöyle inanılmaz derecede düz olmasına da gerek yok bu arada. Hiçbir zaman takılmayın. Elinize de dikkat edin. Şöyle bir çıkarttım. Bakın biz üstünü alt olarak kullanacağız. Altını üst olarak kullanacağız. Çeviriyorum. Bakıyorum şöyle ufuk çizgisine, aha düzgün diyorum. Bu bizim işimizi görür diyorum, tamamdır. Ondan sonra aldım. Ne yapıyorum? Bakın bunu 3 kat keseceğim. İsterseniz 4-5 kat falan da kesebilirsiniz. Keseceğiniz yerlere şöyle çizgiler atıyorsunuz. Tamam mı? Aslında şöyle yapalım. 3 kat keseceksek ilk önce aşağıdan başlayalım. Şöyle 1, şöyle 2. Tutuyorum ortasında kesmeden. Sadece kekimi döndürerek çizgimi yapıyorum. Döndürdüm, döndürdüm. Ondan sonra tamamını bir tur attıktan sonra
İleri geri yaptım, tamam mı? İleri geri, ileri geri ve elim tepede bunu çevirirken şöyle şöyle yavaş yavaş ileri geri yapıyorum. Hiçbir kımıldatmıyorum bıçağımı. İleri geri, ileri geri yapıyorum. Aynı yerdeyim. Hiç kımıldatmıyorum. Sadece kekimizi çeviriyoruz, çeviriyoruz. Ve her tur bitişinde biraz daha ileri gidiyorum. Biraz daha ileri gittim. Şöyle şöyle tam ortaya geldiğimizde zaten bütün kekimizi kesmiş oluyoruz gördüğünüz gibi. Burada hiç takılmayın, tamam mı? Ay şu kadar işte yarım milim yamuk kestim, bir milim yamuk kestim falan diye düşünmeyin. Zaten içliğimiz geldiği zaman yani dolgumuz geldiği zaman onların hepsi eşitlenecektir. O yüzden hiç öyle paniklere falan başvurmuyoruz. Bu katını da kesiyorum şimdi. En üst katımızı da kestik, kenara koyduk ve güzelce süsleyelim şimdi pastamızı. Keklerimiz burada, derin dondurucudan çıkmış vişne peltemiz burada ve hazırladığımız krem şanti burada. Ne yapıyorum? Burada kekimizin en üst katını aldık, ters çevirerek bu isterseniz güzel bir sunum tabağı olabilir, herhangi bir şey olabilir, hiç fark etmez. Ona ters çevirdik. Ondan sonra burada 808 numaralı duyum var, üzerinde 0,15 milimetre yazar. Bunu sıkma poşetimize koyduk. Baş parmağımı şöyle içeri doğru geçirdim. Ondan sonra sıkma poşetimize aldık. Ama isterseniz sıkma poşetiniz yoksa buzdolabı poşetiyle de yapabilirsiniz. Ucundan kesebilirsiniz. İlla sıkma duyuna falan da ihtiyacınız yok hiçbir zaman. Ne yapıyorum? Hatta şöyle yapalım. Krem şantimi aldım. Burada evet krem şantiyle çalışmamız gerekiyor. Butter cream ile de çalışabilirsiniz. Ama orijinalinde krem şanti olduğu için biz şu anda krem şantiyle çalışıyoruz. Güzelce aldım ve koydum. Ne yapıyorum? Sıkma poşetimin çizikli yerlerinden aşağıya doğru şöyle ittim. Ucunu açtık. Ucuna kadar getirdim. Kendimize yakın bölümüne getirdim. Ve tamamıyla yatay tuttum bakın. Hiçbir zaman dikey değilim. Yatay bir şekilde tuttum. Ve sıkmaya başlıyorum. Güzelce şöyle etrafını bir tur atıyoruz. Sonuna geldim. Ondan sonra birazcık bir boşluk bıraktım. Yaklaşık olarak 1,5 parmak aralığında. Ve tekrardan burada tabii yatay tutmak biraz zor. O yüzden biraz daha havada tutuyorum. Şöyle şöyle geldim. Ve ortasına da bir tane pınçık yaptık. Bu noktada ne yapıyoruz? Şimdi burayı neden boş bıraktın Duygu diyeceksiniz. Buraya da vişne peltemizi koyacağız. İsterseniz pelte yapmak zorunda da değilsiniz. Buraya direkt vişneleri de koyabilirsiniz. Vişne peltemizi karıştırdık. Güzelce soğumuş olması gerekiyor. Eğer ki ılıksa veya sıcaksa krem şantinizi eritecektir. O yüzden de muhakkak güzelce soğutun. Bu da yaklaşık olarak 1 saat falan ediyor. Getiriyorum ve bunun içerisine koyuyorum. Böyle dökmesi zor olacaktır. O yüzden biraz daha pratik olalım dedim. Ve ne yapıyorum? Şuradan kepçemi aldım. Rahat rahat hiç hayatı zorlaştırmayalım kendimize. Kepçeyle sıkma poşetimizin içerisine bu çocuğumuzu döküyoruz. Böyle diplerdekileri de alalım ki ziyan olmasın. Gel annem gel. İçerisine koyduktan sonra bunu da ağzını kapatıyoruz. Burada makasımızı alıyoruz. Sıkma duyu falan kullanmayacağız. Çünkü biraz daha akışkan şu anda. Çok fazla, biraz daha kalın yani yoğun olmasını isterseniz nişasta oranını biraz daha arttırabilirsiniz. Şimdi boşluklarına koyacağım için şöyle kenarından kestim. Getirdim etrafa elimi değiştirirken birazcık saçtım ama olsun. Bu da işin cilvesi. Ve boşluklarına dolduruyorum. Güzelce. Ondan sonra ne yapıyoruz? Öteki katımızı yani orta katımızı getirdik ve şöyle koyduk. Birazcık bir tık bastırdım ve şimdi aşağıda yaptığımız işlemlerin aynılarını burada da yapıyoruz. Bu katımızı da bitirdik. Ne yapıyoruz? Evimizin çatı katını koyuyoruz. Hafif bir bastırdım. Bunu şöyle kenara alalım. Hala sıkma poşetimin içerisinde krem şantimiz var. Bu noktada ne yapıyoruz? Şöyle krem şantimi etrafından bir sıktım. Hatta şurada bakın birazcık boşluk var. Oraya da krem şantimizi sıkıyoruz. Bütün boşlukların hepsini
kapatıyoruz. Sıkma poşetimizin içerisinde kalan krem şantimizi sıktık. Şimdi spatulamızı elimize alıyoruz ve ne yapıyoruz? Şimdi sağ elimde tuttum. Ama ne yapıyorum? Sola doğru. Eğer solaksanız sol elinizde tutuyorsunuz ama sağa doğru yapıyorsunuz. Anlaştık mı? Birazcık ters gibi gözükebilir ama hiç korkmanıza gerek yok. Şöyle düşünün. Şimdi mesela aldığım zaman elim burada kısılacaktır. O yüzden onu istemiyorum. Böyle böyle de yapacağımız zaman da güzel bir görüntü vermeyecektir. O yüzden de aynı profesyoneller gibi elimi alıyorum. Bakın aşağıdan tutmuyoruz. Baş parmağım aynı testere bıçağı tuttuğumuz gibi böyle tutuyorum. Şu kısımdan tutuyorum. Siyah bölümden değil de buradan tuttum. Getirdim sola doğru. Ondan sonra da tepesinden tutuyorum. Ve bakın 45 derecelik bir açıyla fazla olan krem şantimizi şöyle şöyle alıyoruz. Fazlalığını getirdim ve spatulamı temizledim. Ondan sonra biraz daha getirdim. Fazlasını aldım. İlk önce sadece şu anda fazlalığı alıyormuşuz gibi düşünün. Tamamen bir sıvama değil bu. Bakıyoruz. Tamam, okey. Şimdi bu noktaya geldiğinde ne yapıyorum? Aldım krem şantimi, elim tepede. Şöyle bir tuttum, spatulamı yukarı doğru aldım. Temizledim. Ve bir sol bir sağ, bir sol bir sağ getirdim. Bir sol bir sağ. Burada kalın bir tabaka krem şantiyi de kaplayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Eğer ki ince kaplamak isterseniz şimdiki moda olan naked cake'lere de dönebilir. Döndürebilirsiniz. Bir sol bir sağ yaparak etrafını sıvıyoruz. Güzelce etrafını krem şantiyle sıvadıktan sonra ne yapıyoruz? İsterseniz bu spatulayla da yapabilirsiniz. Veya şöyle büyük spatulalarımız var. Bunları da pastacılık malzeme satılan her yerde bulabilirsiniz. Artık bizim, mesela ben bizim marketten buldum. Oradan da yapabilirsiniz. Bunları nasıl kullanıyoruz? Dört parmağımız burada, bir parmağımız burada yapıyoruz. Kenarından tutup 45 derecelik açıyla alarak fazla krem şantimizi şöyle şöyle aldım ve güzelce düzleştiriyoruz hepsini. Temizliyorum. Getirdim. Durduğumuz anda elimizi çekiyoruz. Anlaştık mı? Şuralarda keklerin falan gözükmesi çok önemli değil. Hiç ona takılmıyorsunuz. Şöyle baktım. Olabildiğince düzlüyorum. Ama ne yapıyoruz? Ben çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Şöyle keklerin gözükmesi. O yüzden buraları rötuş yapıyorum. Öteki spatulamıza ihtiyacımız yok. Bu noktada ne yapıyoruz? Biraz daha yatay bir şekilde spatulamı tuttum. Ve onu şunların üzerinden geçirdim. Süper. Sırada üstümüze geçiyoruz. Ne yapıyorum? Buraya pufuk 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 krem şantimi aldım. İlk önce sol sağ yapıyorum. Döndürüyorum artı şeklinde sol sağ yaparak itiyorum. Tekrardan bu tarafa döndürdüm sol sağ. Burada işte eğer ki pastanız yamuksa veya işte kekini yamuk kestiyseniz dedim ya hani hiç üzülmeyin falan diye. O yüzden de burada onu dengeleyebiliriz. Her seferinde spatulamı temizliyorum. İleri geri çok fazla dışarı çıkmıyorum. İleri gittim, geri geldim. Süper, aslında direkt böyle de bırakabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz gözüküyor. Üstüne de çikolata erimesin olsun bilsin. Şimdi çıkanları aldım. Şöyle yukarı doğru. Fazla krem şantiyelerimize ihtiyacımız yok. O yüzden de yukarı kaldırıyoruz. Buru kenarlarındaki krem şantiyeyi yukarı kaldırdıktan sonra ne yapıyorum? Hatta yeni bir spatula alayım. Aldım. Bakın şu kenarı var ya, getiriyorum. Bakın tam buradan içeri doğru yukarı kaldıracağım. Şöyle yandan göstereyim size. Şu kenara geldim. Bakın alıyorum. Geldim. Parmağımla itiyorum. Ve ortadan havaya kaldırıyorum. Hani böyle eskiden böyle uçak uçtu uçak uçtu falan derdik ya. Aynen onun gibi düşünün. Getiriyorum kenardan. Parmağımla iterek. Bu biraz daha eşit olmasını sağlayacaktır. Eğer ki eliniz spatulaya alışkın değilse. Getirdim. Ve buralardan düzleştiriyorum.
tamamen sıvadık. Burada dümdüz de yapmak isteyebilirsiniz. Bu noktada ne yapıyoruz? Çünkü şu anda ben bunu çok umursamadım ama siz böyle işte aralıksız olsun, dümdüz olsun, kalıp gibi olsun derseniz bir kat sıvıyorsunuz. 15-20 dakika kadar buzdolabında dinlendiriyorsunuz. Sonra tekrardan alıp bir kat daha sıvamanız gerekiyor. Ama şimdi biz üstünü süsleyeceğimiz için hiç gerek duymadım. Getiriyorum 0-13 milimetrelik taç sıkma duyu ucumu aldım. Bunun içerisine ne yapıyorum? Buradaki krem şantimi getirdim. Hoppa. Bunları da getiriyorum. Ondan sonra artık finalize edelim de yiyelim. Bence yemeliyiz. Bütün diyetleri çöpe atmalıyız. Şimdi böyle saç örgüsü gibi yapacağım çok sevdiğim yöntemlerden bir tanesidir. Getiriyorum bakın. Dışarıdan içeri doğru getirdim, bıraktım. Buradan da içeri doğru getirdim, bıraktım. Getirdim. Bakın ay gibi düşünün. Ay gibi. Getirdim. Direkt üstünden aşağıya doğru. Çok zor değil. Sadece duyunuz olması yeterli. Getirdim. Ve kapatıyorum. Aynı şeyi isterseniz şu aşağısına da yapabilirsiniz. Bu kenarlarını yaptık. Sunum yapacağımız tabağı alırsak gerisini çok daha rahat yapacağız. O yüzden de bizi çok zorlamayacak oradan oraya almak. Şimdi spatulamı alıyorum. Nasıl alıyoruz? Bu kadar yumuşak pastaları almak bazen zor olabilir. Ne yapıyorum? Şuradan spatulamı şöyle tutuyorum. Bakın çok kolay bir yöntem göstereceğim şimdi size. Şöyle iyice soktum. Biraz havaya kaldırdım. Dört parmağımı soktum. Ardından bunu bu tarafa getiriyorum. Ve bunu buraya alıyoruz. Spatulamı çekiyorum. Buraya getirdim. Ve bunu bırakıyorum. Bunu buraya bıraktıktan sonra şuradaki minnoşlarımızı kenara aldık. Şimdi burada küçük rötuşlarımız var gördüğünüz gibi. Bunları da hemen rötuşlayalım. Burada zaten birazcık krem şantimiz kalmıştı. O yüzden de işimize yarayacaktır. Getirdim. Ve düzleştirdim. Hayatı çok zorlaştırmamak lazım. O yüzden de ne yapıyoruz? Bu duyumuzla aynı şekilde de yapabilirsiniz. Fıt fıt fıt. Buralarını da süsleyebiliriz. Hiç kasmayıp. Hop. Ve etrafını dönüyorum. Biz ne yapıyoruz? Şuradan pul küvertürlerimi alıyorum. Buradan nasıl olsa kakaolu yaptık. O yüzden de bitter kullanabilirim. Şöyle kenarlardan aynı yöne bakacak şekilde bu minnoşlarımızı yerleştiriyoruz. Ardından da madem ki vişne kullandık, şunu da böyle yapalım. Çok birazcık yamuk oldu orası ama çok önemli değil. Ardından da vişne kullandığımız için ben vişne koymak istemiyorum çünkü akıtmak istemiyorum. Onun rengini çağrıştıracak. Şimdi kırmızı ve kahverengi tonları kullandığımız için kahvede o yüzden de yeşil gibi başka renkler kullanmamamız lazım. Çünkü algıda bizi yanıltıcı olacaktır. İçerisinde vişne kullandıysak ne yapıyoruz? Kırmızı tonlu, başka işte değişik şeyler, şekerlemeler olabilir. Onlardan kullanabilirsiniz. Ben şöyle yerleştiriyorum kendilerini. Bu da eksik kalmasın. Bunu da buraya koyalım. Mis gibi. Bakın ne kadar kolay, yani çok zor gibi gözüken şeyler, pastane işleri de doğru teknikleri ve doğru reçeteyi bildiğiniz takdirde inanın bana çok kolay diyebilirim size.